Esber Bozan TV'ye hoş geldiniz. Ben Funda Van Bremen. Astrolog Aytaç Öner ile bugün Eylül ayını konuşacağız. Yıldızlar ve gezegenler Eylül ayında bizlere neler getirecek? Astrolojik olarak olasılıkları tek tek Aytaç Öner değerlendirecek. Yayınımıza hoş geldiniz Aytaç Bey. Hoş bulduk Funda Hanım. Teşekkür ediyorum beni yayınıza davet ettiğiniz için öncelikle. Şimdi Eylül ayını değerlendireceğiz. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Fakat Başak Burcu'ndaki yeni aya kadar olan dönemde aslında biz bir önceki ayın 22'sinde gerçekleşen Mavi Ay'ın, Dolunay'ın etkisi altında olmuş olacağız. Öncelikle bundan biraz bahsedeyim. 7 Eylül'den sonra da tamamen Eylül ayına girmiş olacağız zaten. Normalde Güneş Başak Burcu'na geçiş yaptı ama yeni ay gerçekleşmeden astrolojik olarak tam %100 etkilerini göstermiyor. Şimdi mavi ay ilk önce ne demektir? İzleyicilerimize ben ondan bahsedeyim. Bir burçta, aynı burçta iki kere dolunay olduğu zaman astrolojik olarak biz buna mavi ay diyoruz. Aslında bu ayın mavi renkli olmasından kaynaklanmıyor. O burçta iki kere dolunay olmasından kaynaklanıyor. Ve bu dolunay Jüpiter gezegenine çok yakın olduğu için, neden oradan başladım? Son zamanlarda özellikle insanların ve halkımızın aşıyla alakalı bir takım kafasında soru işaretleri oluştu. Yani insanlar resmen ikiye bölündü. Kimileri işte insanların aşı olması gerektiği yönünde bir fikre sahip. Kimileri de aşıyla ilgili bazı tedirginleri ve çekingenlikleri var bu dönemde. Şimdi Mavi Ay'da, Dolunay'da, Güneş Aslan Burcu'nda ve Dolunay Kova Burcu'nda gerçekleştiği için aslında bu yönetim kademesindeki insanlarla toplum, halk ve bilim dünyasını karşı karşıya getirmek anlamına geliyor. Ve bazı kurallardaki, kanunlardaki değişikliklerle beraber aslında insanları aşıya zorlamak adına halkı, bazı işte sinemaya giremezler, işte trene binemezler, uçağa binemezler, maça gidemezler gibi insanları aşıya zorlayacak bazı tedbirler alınıyor. Fakat bu dolunayın etkisi altındayken insanlar buna bir reaksiyon gösterebilirler. Bir isyan ortaya koyabilirler. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Dolunayın da Jüpiter'le çok yakın olması aslında insanların kafasındaki aşıyla ilgili soruları cevaplayacak bir takım gelişmelerin olacağını da bize gösteriyor. Jüpiter Kova Burcu'nda bilim dünyasını sembolize eder. Bilim adamlarının daha önce fark edemedikleri, bulacakları bir bilginin ve aynı zamanda bunun Kova Burcu'nda olduğu için halka sunulmasıyla beraber insanların kafasındaki soru işaretlerinde giderileceği bir dönemde olduğumuzu söylemeliyiz. Fakat Dolunay, Mavi Dolunay Kova Burcu'nda olduğu için yönetim kademesindeki insanların toplumu ve halkı özellikle özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik hareket ve eylemlerden sakınmaları gerekiyor. Şimdi bu konu neden önemli? Şimdi ülkemizde Satürn Kova Burcu'nda ilerlediği için geçmiş dönemlerde bizim yönetim sistemimizle alakalı tek adamlığa yönelik bir değişim gerçekleşti. Ve bu da Kuzey Düğüm 29 derece Regulus'la kavuşum Aslan Burcu'ndayken gerçekleşti. Yani o zamanki şartlarda gökyüzü aslında başkanlık sistemini destekliyordu. Ve biz astrologlar olarak tek adamlık yönetim sistemine geçeceğini zaten öngörmüştük. Çünkü Kuzey Düğüm 29 derece Aslan Burcu'nda Regulus'la beraberdi. Böyle bir yerleşim olduğu zaman Güney Düğüm'de Kova Burcu'nda oluyor. Yani tek adam sistemliği var fakat toplumun ve halkın özgürlüklerini, isteklerini gözetmen gerekiyor. Satürn de şu anda Kova Burcu'nda ilerlediği için, Mavi Dolunay'da orada gerçekleştiği için Jüpiter'le beraber bizim ülke yönetimi olarak yaklaşan seçimlerle beraber yeryüzündeki olaylarda tam onu sembolize ediyor. Daha çok halkın sesine kulak vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Ülkemizi yöneten liderlerin, yönetici pozisyonda olan insanların, bu sadece başkan olarak söylemiyorum, yönetici pozisyonda olan insanların, bu bir kulüp başkanı da olabilir, bir apartmanın yöneticisi de olabilir, bir konuyu yönetiyorsa, o vasfı taşıyorsa, Satürn'ün, Mavi Dolunay'ın Kova Burcu'nda olduğu, Jüpiter'in Kova Burcu'nda olduğu bu dönemde
halkla, yönettiği kitleyle, toplumla inatlaşma lüksü yok. İnsanlara kulak verecek ve onların istediği şekilde yönetimini sergileyecek. Aksi takdirde bu gerçekleşmezse, Güney Düğüm'ün kaybettiren enerjisi, al aşağı eden enerjisi, ülkemizde yönetim kademesinde olan insanlara bir kayıp yaşatabilir. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Satürn'ün Kova burcunda olduğu ve mavi dolunayın da gerçekleştiği bu dönemde, şimdi arkadaşlar Satürn, buradan izleyicilerimize seslenelim, biraz bilgi vereyim. Kova burcu bilgi, bilim, mantık, akıl ortaya koymaktır. Şimdi son dönemlerde ülkemizde yaşanan felaketlerde özellikle bu dere yatağına yapılan binalar, yerleşim bölgeleri resmen bilime karşı yapılan bir eylemin Satürn tarafından cezalandırılması olarak, astrolojik olarak biz bunu yorumladık. Dolayısıyla Satürn'ün Kova burcunda olduğu bu dönemde akla, mantığa, bilime karşı hareket etmememiz gerekiyor. İnsanların bazı gelenekleri, bazı görenekleri, bazı inanışları, alışkanlıkları hayatın gerçeklerine, bilime ve akla karşı geliyorsa eğer, yani ters düşüyorsa, burada hemen bilimsel olan olaya yönelmemiz gerekiyor. Bu sadece dere yatağı için değil, kişisel bazda karar verirken hayatımızda da bazı kısıtlanmalar, engellenmeler, zorlanmalar yaşıyorsak, yani böyle bir sel faciası gibi değil de kendi hayatımızda da bazı böyle felaket olmasa da zorlanmalar insanlar yaşayabilir. Böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman hemen akıllarına Satürn'ün Kova burcunda olması gelmesi gerekiyor ve ben nerede akıla, mantığa ve bilime karşı hareket ediyorum bunu sorgulaması gerekiyor. Şimdi bu ön girişi yaptıktan sonra bir önemli konu da Eylül ayının ilk başlarında Mars ve Neptün arasında bir karşıt açı yaşanacak. Şimdi Mars bu güney bölgemizde çıkan yangınlar esnasında 29 derece Aslan burcundaydı ve ateş elementindeydi. Ve birçok astrolog burada bir Jüpiter'den de karşıt açı alacağı için bir yangın olabileceğini öngörmüştü zaten. Jüpiter'in ters açısıyla beraber bu yangının da genişlediği, büyüdüğü bir yangın olmuştu. Şimdi o Mars Başak Burcu'na geçti ve Eylül ayının ilk haftasında Neptün'den bir karşıt açı alacak. Şimdi Başak Burcu bu aşı, iyileşme, sağlıkla alakalı bir gezegen olduğu için özellikle Eylül ayının ilk haftasında bağışıklık sisteminde bir takım düşüşler yaşanabilir. Burada çok iyi beslenmesi gerekiyor izleyicilerimizin. Veya aşıya karşı alerjileri olanlar varsa, reaksiyon gösterecek olan insanlar varsa, Neptün çünkü burada kafa karışıklığı yapar ve olayları gizler. Dolayısıyla sağlıkla alakalı fark edemeyecekleri, bulamayacakları bir takım konular gündeme gelebilir. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Aynı zamanda Mars, askerleri, ateşli silahları, kavga, işte gürültü, cinayet, bu türlü konuları da sembolize ettiği için astrolojide Neptün'den karşıt açı alırken gizli bir takım operasyonların gündeme geleceğini de bize gösteriyor. Belki insanlar ve halkımız bunu bilmeyecek ama gizli yürütülen operasyonlar gündeme gelecektir. Faili meşhur cinayetler belki gündeme gelebilir. Kimin yaptığı bilinmeyecek bir takım olaylar bu dönemde gündeme gelebilir. Şimdi biz burada felaket tellallığı yapmak için bulunmuyoruz ama gökyüzündeki açılar neyse, sembolizmalar neyse aynısını izleyicilerimize aktarmakla yükümlüyüz. Şimdi gelelim Eylül ayına. Bu bilgileri verdikten sonra 7 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Şimdi Eylül ayı ve bu yeni ay Türkiye için neden önemli? Ülkemizin kuruluş haritasına baktığımız zaman Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu'nda bulunuyor. Yani biz geçmişten gelen o Osmanlı İmparatorluğu yıllarından ve Türklerin geçmiş yaşamlarından getirdiği enerji Balık Burcu enerjisi ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin gitmesi gereken
kazançlar elde ettiği enerji de Başak Burcu enerjisi. Şimdi Güneş Başak Burcu'nda ve Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleştiği için ülkemizin gitmesi gereken yola, doğru yola yönlendirmek için gökyüzünde bazı etkiler var. Şimdi Başak Burcu'nu çok iyi anlamamız gerekiyor burada ülkemiz için. Başak Burcu seçici bir burçtur. Bazı elemelerden geçirir. Yani bir sepetin içerisinde 12 tane, 13 tane elma varsa Balık Burcu bunu tümüyle kabul eder, bütünü kabul eder. Başak Burcu içinden işte çürük olanı, işte rengi solmuş olanı filan eler, iyi olan 4-5 tanesini ayıklar alır. Yani seçicilik Başak Burcu'nun en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Ülkemizin kuzey ay düğümü de Başak Burcu'nda olduğu için özellikle son zamanlarda yaşanan bu göçmenlerle alakalı konularda aslında ülkece gitmemiz gereken enerji bütünü insanlığı kabul etmek, bağrımıza basmak değildir. Şimdi astrolojik olarak bir tane doğru yoktur dünyada. Normalde insanlara yardımcı olmak, insanlara faydalı olmak, onlara fedakarlık yapmak normalde iyi bir davranıştır. Yani bizim takdir ettiğimiz bir davranıştır. Fakat astroloji burada önemli. Ülkemiz açısından bu kaybettiren bir enerji. Yani bizim seçici olmamız, yani herkese yardımcı olmamamız, bize faydası olacak insanları seçmemiz, bu göçmenler arasında belki bize faydalı olacak insanlar vardır. Bir elemeden geçirip böyle bir elemeden geçirdikten sonra bunları kabul etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde göçmenler tarafından bu yaptığımız olan fedakarlıklar ülkemizi daha çok geriye götürecektir ve bir takım kayıplar yaşatacaktır. Bu da Başak Burcu'ndaki yeni ayla beraber ve 21 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki Dolunay'la beraber bu konuyu iyice anlamamız için ülkece bizim gökyüzü tarafından gözümüzün önüne bu konu gelecektir. 21 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki Dolunay'ın Türkiye üzerindeki etkisi nasıl olacak? Şimdi burası bizim aynı zamanda Türkiye'nin Güney Ay Düğümü'nün olduğu bölge olduğu için, burç olduğu için bırakmamız gereken, geride bırakmamız gereken, artık bize fayda sağlamayan konuları, olayları ve hareketlerimizi bu Dolunay'la Türkiye olarak farkına varacağız. Şimdi benim tahminim büyük bir ihtimalle yani Türkler dünyada çok fedakar, yani din, dil, ırk ayrımı yapmadan geçmişimizde herkese faydalı olan bir milletiz biz. Atalarımızdan da bu şekilde gördük. Fakat astrolojik olarak şimdi ben gerçekleri söylemek zorundayım. Yani benim de gönlüm el vermiyor. Yani ben de insan olarak Afganistanlı olsun, Suriyeli olsun, Tanzanyalı olsun yardıma muhtaç olan insanlara yardım edilmesi taraftarıyım. Fakat kurduğumuz ülke bu şekilde çalışmıyor. Şimdi Dolunay ülkemizin güney düğümünde gerçekleşeceği için neyi geride bırakmamız gerekiyorsa bize bunu gösterecek, farkına vardıracak. Nerede aşırı fedakarlık yapıyoruz? Nerede bu yardımların ucunu, ipin ucunu kaçırıyoruz? Hangi konuyu geride bırakmalıyız? Dolunay'da öğreneceğiz. Büyük bir ihtimalle 21 Eylül'deki Dolunay'da bu göçmenlerle veya ülkece olarak yaptığımız yardımlarla alakalı bazı farkındalıklar kazanacağız. Gökyüzü burada artık yani çok aşırı fedakarlık yaptınız, biraz toparlanın diye bize mesajlar verecektir diye düşünüyorum. Şimdi kişisel bazda baktığımız zaman 7 Eylül'deki Başak Burcu'ndaki yeni ayla beraber insanlarımızın biraz daha düzenli, biraz daha çalışkan, biraz daha verimli olması gereken bir dönemdeyiz. Şimdi burası Başak Burcu astrolojide zor bir burçtur. Kılı kırk yaran bir burçtur. Çok çalışmaktır, hizmet etmektir ve verimli olmaktır. Dolayısıyla izleyicilerimizin 7 Eylül'deki Başak Burcu'ndaki yeni ayla beraber ikili ilişkiler, evlilikler olabilir, çalıştıkları iş olabilir, konu olabilir, her ne alanda aktivitede bulunuyorlarsa burada verimli olmaları gereken bir dönemdeler. Buradan benim kazancım ne? Toprak elementi olduğu için. Buradan benim karım ne? Bu benim kariyerime yardımcı oluyor mu? Yoksa boşa mı kürek çekiyorum? Bana bir faydası var mı yok mu gibi bir takım
konuların gündeme geleceği ve insanlara maddi olarak fayda sağlamayan uğraşlarını bırakmaları gereken bir dönemdeler. Veya çalıştıkları konulardan daha fazla gelir elde etmek, maddi kazançlar elde etmek için yeni arayışlar arayacakları bir dönemdeler diyebiliriz. Şimdi Başak Burcu aynı zamanda sağlık ve şifayla da alakalı bir burç olduğu için, bakın burası Balık Burcu'nun karşıt burcu. Buradaki şifa dediğimiz, sağlık dediğimiz konular ruhsal konular değil. Direkt mesela parmağın kesildiyse Başak Burcu yara bandı yapıştırmaktır. Yani gidip de birine ya geçmiş olsun işte ne bileyim işte canını sıkma geçer demek Balık Burcu'dur. Dolayısıyla sağlığımızla alakalı fiziksel bedenimizde dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Şifalanacağımız bir dönemdeyiz. Hastalığı olan, kronik rahatsızlığı olan insanların özellikle bedenlerini şifalandırmak adına bir takım çalışmalar yapabilirler. Farkındalıklar bu dönemde kazanabilirler. Çalışmak, iş kurmak, işle ilgili haber bekleyen insanların bu haberlere ulaşacakları bir dönemdeler. Hobilerini bir mesleğe çevirmek istiyorlarsa, yani Başak Burcu'nda gerçekten boşa çalışmak yoktur. Eğlenmek de yoktur. Her çalıştığın konu bir meslek olması ve burada verimli olman gerekiyor ve buradan para ve gelir elde etmen gerekiyor. Hobilerini, çalıştıkları konularını, yeteneklerini belki bu dönemde bir mesleğe çevirebilirler. Veya hayatına çıkacakları insanlar, olaylar, kişileri çalışmaya yönlendirecek konular ve olaylar bu dönemde gerçekleşebilir. Şimdi ilişkiler açısından baktığımız zaman Venüs 11 Eylül tarihine kadar Terazi burcunda olacak. 11 Eylül'den sonra 7 Ekim'e kadar Akrep burcuna geçecek. Şimdi Venüs astrolojide evlilikleri, ortaklıkları, aşkı ve cinselliği yöneten gezegendir. Venüs terazi burcunda kendi yönettiği burçta olduğu için şu anda 11 Eylül tarihine kadar aşk, ilişkiler, evlilikler, flört gibi konularda aslında şanslı olduğumuz, tekliflere açık olduğumuz, kendimizi flörtöz hissettiğimiz bir dönemdeyiz diyebiliriz. Ve aynı zamanda 11 Eylül tarihine kadar Venüs Kova burcundaki Jüpiter'le bir güzel açı, bir görünüm yapacağı için burada sosyalleşmek, kalabalıkların içerisinde olmak, arkadaş çevresinde bulunmak ve buralarda flörtöz ilişkiler yaşama güdüsünde olacağız. Aslında Jüpiter dokunduğu yeri biraz abartan, büyüten bir gezegen olduğu için özellikle flört ve aşk gibi konularda resmen böyle bir abartılı ruh halinde insanlar olabilir. Sık sık teklifler alabilirler, DM'den yürümeler olabilirler. Kendilerini bir ilişkiye başlamak için cesur hissedebilirler. Ve arkadaş ortamlarında da, yani Kova burcunda olduğu için Jüpiter, buradaki klasik bir ilişkiden, evliliğe gidecek bir ilişkiden bahsetmiyoruz aslında. Daha çok flörtöz ilişkilerin olacağı bir 11 Eylül'e kadar bir dönem yaşayacağız. Burada buldular. Ondan sonra kalabalıklarda olmak, işte sosyalleşmek çok önemli olacaktır. Özellikle bayan izleyicilerimiz, astrolojiyle ilgilenen bayanlar ilişkilere ve evliliklere çok önem veriyorlar. Tabii bir evliliğe gidebilmesi için bir ilişkinin, öncelikle bir ilişkin olması gerekiyor. Olabilmesi için de biraz da ilk başta flörtöz olmak gerekiyor diyebiliriz. Peki 11 Eylül sonrası ne olacak? 11 Eylül sonrası çok acayip. Oraya geleceğim şimdi. Şunu da eklemeyi yapayım. Şimdi Venüs terazi burcunda çok güçlü olduğu için aslında burada güzellik gezegeni Afrodit, Venüs'ün 11 Eylül'e kadar terazi burcunda olduğu için
sadece hanımlarımız değil, bütün insanların bir kere güzelliklerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani herkesin güzel ve bakımlı ve hoş olması gerekiyor. Kişisel bakımlarını yapmaları gerekiyordu. Bu dönemde belki estetikle alakalı bir takım girişimlerde bulunacak izleyicilerimiz varsa, Venüs terazi burcundayken bu dönemi değerlendirebilirler. Şimdi 11 Eylül'den sonra Venüs akrep burcuna geçecek. Şimdi Venüs akrep burcunda astrolojik olarak zararlı bir pozisyondadır. Çünkü bizim Venüs'ten beklediğimiz insanlarla hoş sohbet olmak, kibar olmak, saygılı olmak, karşı tarafı da düşürmek, bencil olmamak, hafif flörtöz olmak gibi beklentilerimiz var. Çünkü bir ilişkiye ancak bu şekilde girilir. Venüs akrep burcuna geçtikten sonra biraz daha tutkulu, biraz daha sahiplenici, kıskanç, ya benimsin ya toprağısın moduna bürünebilir insanlar. Yani burada ilişkiye girmek Venüs terazi kadar kolay olmuyor, daha zor oluyor. İnsanlar daha çok ürküyor akrep burcundan. Fakat tutkulu ilişkilerin yaşanacağı, daha çok cinsel içerikli ilişkilerin yaşanacağı, kıskançlıkların olacağı bir döneme giriyoruz diyebiliriz. Şimdi Venüs akrep burcunda ilerlerken Boğa burcundaki Uranüs'e de bir karşıt açı yapacak 11 Eylül'den sonra. Şimdi Uranüs Kova burcunun gezegeni. Sıra dışı ilişkiler, ilişkilere farklı bakış açıları. Mesela şu ana kadar ilişkilerle ilgili, evliliklerle ilgili deniyorlar olmuyor. Aynı kısır döngüde olan insanlar varsa, ilişkilerden muzdarip olan insanlar varsa Uranüs'ün buraya yapacağı açıyla beraber bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor. İlişkilere farklı bir noktadan bakarak nerede hata yapıyorlarsa bunun farkına varacaklar. Hiç beklenmedik ilişkilere ve beklenmedik, yani daha önce ben bu tür bir insanla bir ilişki kurmam dedikleri insanla belki ilişkiler bu dönemde gündeme gelebilir. Beklenmeyeni beklemeleri gerekiyor. Ani evlilik kararları alınabilir. Yani bazı ilişkilere ve evliliklere sorduğu zaman mesela bir haftada tanıştık hemen böyle evlendik falan diyen insanlar oluyor. Venüs Uranüs kontağında işte böyle hızlı gelişen ilişkilerin başlayacağı, tutkulu ilişkilerin başlayacağı, beklenmedik evliliklerin yaşanacağı ve aynı zamanda insanların özgürleşmek adına ani bitişlerin de yaşanacağı bir Eylül'ün ikinci dönemini yaşayacağız diyebiliriz. Peki bir şey soracağım. Bu süre ne kadar sürecek? 7 Ekim'e kadar. 7 Ekim'e kadar. Yani 11 Eylül'den 7 Ekim'e kadar olan dönemde bunlar yaşanabilir. Şimdi 23 Eylül'de ise Güneş terazi burcuna geçiyor. Şimdi Başak burcu tamam. Bize kariyer yaptıran, çalıştıran, hizmet ettiren, para kazandıran güzel bir burç. Ama insanlar nedense astrolojide Başak Burcu'nu çok fazla beğenmiyorlar. Yani kimse böyle çok eleştirisel olmayı, çok evhamlı olmayı istemiyor. Güneş'in terazi burcuna geçmesiyle beraber, 15 Eylül'de Mars'ın terazi burcuna geçmesiyle beraber, Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle beraber, gökyüzünde terazi burcunun hakim olacağı bir döneme giriyoruz diyebiliriz. Şimdi terazi burcu astrolojide güzelliği, ilişkileri, diplomasiyi yöneten bir burç olduğu için Eylül ayının ikinci döneminde aslında kendimizi böyle daha rahat hissedeceğimiz, daha ilişkilere açık olacağımız, dünya üzerindeki anlaşmazlıklarda savaş yerine diplomasi yolunun tercih edileceği bir döneme giriyoruz. Küs insanlar bu dönemde barışabilirler. Güneş'in düştüğü bir burç olduğu için terazi burcu, insanların fazla ego yapmayacakları, kişisel istekleri bir kenara bırakacakları, karşı tarafla empati kurabilecekleri ve barışın ön planda olacağı bir dönem olacak. Yani burada Mars terazi burcuna geçtiği zaman insanlar kızgın ve öfkeli oldukları zaman bile bu öfkeleri barışı sağlamak adına, uyumu ve dengeyi sağlamak adına olacak. Dolayısıyla Eylül'ün ikinci yarısında özellikle 23 Eylül'den sonra kendimizi daha barışçıl, daha egosuz, daha rahat ve insanlarla ilişkiye girmek, evlilik yapabilmek ve iş ortaklığı kurabilmek adına kendimizi güçlü ve motive hissedeceğimiz bir dönemdeyiz diyebiliriz. Peki Eylül ayında burçları neler bekliyor? Buraya biraz girebilir miyiz?
Şimdi tabii bu bahsettiğimiz konular genel gökyüzü etkileriydi. Fakat yükselen burçlarına göre insanlar bunu belli bir alanda daha fazla hissedecekler, bu bahsetmiş olduğumuz enerjileri. Fakat burçlara gelmeden önce 21 Eylül'de Balık burcunda bir dolunay var. Bu dolunaydan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Neden önemli? Hani bu Başak Burcu etkisinden Eylül ayında bahsettik. Hani çalışmak, hizmet etmek, kılık kırk yapmak, seçici olmak, eleştirisel olmak gibi konularda. 21 Eylül'de Balık Burcu'ndaki dolunayla beraber de neyi geride bırakmamız gerekiyor, neyi akışa bırakmamız gerekiyor, bununla ilgili farkındalıklar yaşayacağız. Burada şartları fazla zorlamamamız gereken, akışa ve ilahi plana güvenmemiz gereken, belki bazı konularda kişisel inisiyatif kullanamayacağımız, bizim irademiz dışında gelişen bir takım olaylarla karşılaşacağımız, fakat bu olaylarda ilahi planda bizim hayrımıza olacağını düşünerek şartları fazla zorlamadan irademiz dışında gelişen olaylara bunda bir hayır vardır diyerek kabul enerjisine geçeceğimiz bir dolunay yaşayacağız 21 Eylül'de diyebiliriz. Şimdi burçlara geçelim. Özellikle ilişkilerle alakalı bu yeni ay ve dolunayı burçlar hangi alanda yaşayacaklar? Bunlardan bahsedeceğiz. Koç ve yükselen burcu koç olanlar. Çalışmak, hizmet etmek, faydalı ve verimli olmak, günlük rutin işlerinde daha kolay halledebilmek adına yeni başlangıçlar yapacakları bir dönemdeler. İşle ilgili bir beklentileri varsa bu habere ulaşabilirler. Yeni bir işe başlayabilirler. Hobilerini bir mesleğe çevirebilirler. Kendilerini şifalandırmak adına, sağlıklı olmak adına da yeni başlangıçlar bu dönemde yapabilirler diyebiliriz. İlişkilerle alakalı 11 Eylül tarihine kadar ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık gibi konularda çok şanslı bir dönemdeler. Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlayabilirler. Teklifleri açıklar. Hali hazırda ilişkisi olan koçların partnerleriyle beraber mutlu olacakları, uyumlu ve dengeli olacakları bir dönemdeler diyebiliriz. 11 Eylül'den sonra parasal ve maddi konularda bir takım gelişmeler olabilir. Para kazanmak, gelir elde etmek, ortaklıklar kurmak, eşleriyle beraber uyumlu olmanın, ortaklık kurmanın maddi getirileriyle karşılaşacakları bir dönemdeler bu zaman diliminde. Dolayısıyla yeni bir eşyaya sahip olmak istiyorlarsa başka insanlardan ve ortaklarından destek alacakları bir dönemdeler diyebiliriz. Dolunay'da iç dünyalarında korkularıyla yüzleşecekler. Özellikle olayları akışına bırakmak, Koç burcu Güneş'in yüceldiği bir burç olduğu için yönetmeyi bir kenara bırakmak, akışa bırakmak, başka insanlara güvenmek, evrene, doğaya, yaratıcıya güvenmekle alakalı bir takım korkuları varsa bu korkularıyla yüzleşecekleri ve bu korkuları aşacakları bir dolunay yaşayacaklar. Geri planda görmedikleri, arkalarından dönen bir takım işler varsa bunun farkına varacakları bir dolunay olacak. Kendilerinin hareketlerinde ve eylemlerinde, özellikle projelerinde veya yeni başlatacakları konularda biraz bunu insanlara açmamak, gizli hareket etmek, iç dünyalarında yaşamak 21 Eylül'deki dolunayda daha iyi olacaktır diyebiliriz. Boğa ve yükselen burcu boğalara geldiğimiz zaman aşk, ilişkiler ve flört gibi konularda yeni ayla beraber kendilerini çok güçlü ve motive hissedecekler. Özellikle hayattan keyif almak, yaşamdan keyif almak, içlerindeki çocuğu ortaya çıkartmak, hobiler edinmek, hayatı ve yaşamı bir oyun gibi görmek, eğlenmek adına yeni girişimlerde ve başlangıçlarda bu dönemde bulunabilirler. Çocuk sahibi olmak isteyen boğa ve yükselen burcu boğalar varsa bu dönemi değerlendirebilirler. Sahneye çıkmak, kendilerini net bir şekilde ifade etmek, onlar için, kendilerini mutlu hissetmeleri için önemli olacaktır diyebiliriz. Aşk, ilişkiler, flört gibi konularda 11 Eylül tarihine kadar çalışma ortamlarını düzenleyebilirler, güzelleştirebilirler. Sanatsal taraflarını ve kabiliyetlerini kullanarak insanlara hizmet ederek bundan gelirler elde edebilirler. Sağlıklarıyla ilgili bir sorunları varsa bunu kolay hallettiğinin farkına varacaklar. 11 Eylül'den sonra Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle beraber ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık gibi konularda
şanslı bir döneme giriyorlar. Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlayabilirler. Yeni bir ortaklık kurabilirler. Tekliflere ve flörtlere açık bir dönemdeler. Karşılarına gelecek insanla uyumlu ve dengeli hareket ettikleri takdirde uzun vadeli ilişkilerde bu dönemde yaşayabilirler. 21 Eylül'deki Dolunay'da ise sosyal çevre ve arkadaşları arasında bir takım gergin ve sıkıntılı anlar yaşayabilirler. Fakat bu gergin sıkıntılı anlar akabinde arkadaşlarıyla alakalı daha önce farkına varmadığı bir konunun farkındalığını yaşayabilirler. Onlara fayda sağlamayan, onları mutlu etmeyen arkadaş ortamlarından terk edebilirler, arkadaşlıklarını bitirebilirler. Veya daha mutlu olmak adına arkadaşlarıyla alakalı edinecekleri bilgiyle, bu farkındalıkla görmedikleri bir konunun farkına varabilirler ve daha uyumlu bir şekilde de hareket edebilirler. Gelecekle ilgili planlarını yapıyorlar. Geleceğe daha güvenli ve umutlu bakmak adına yeni girişimlerde bulunabilirler. Kariyerlerinin, çalışmalarının getirilerini, özellikle maddi getirilerini de toplamak adına bazı farkındalıklar bu dönemde kazanacaklar diyebiliriz. İkizler ve Yüksel Burcu ikizlere geldiğimiz zaman iç dünyalarında kendilerini çok çalışkan ve aktif hissedecekleri bir dönemdeler. Çalışmak, hizmet etmek gibi konularda harekete ve eyleme geçiyorlar. Özellikle ev almak, yatırım yapmak, kendilerini güvende hissetmek adına bir takım yatırımlar bu dönemde yapabilirler. Aile ve aile gibi gördükleri insanlardan destek ve yardımlar alabilirler. Belki evlerinden home office gibi kullanarak çalışabilecekleri bir dönemdeler. Yuvalarında, ev ortamlarında evlerini düzenlemek, evlerinde temizlik yapmak, tadilatlar yapmak, Başak Burcu hataları düzelten bir burç olduğu için yapılması gereken tamiratlarla uğraşacakları bir dönemdeyiz diyebiliriz yeni ay ile beraber. Şimdi 11 Eylül'e kadar aşk, ilişkiler, flört gibi konularda çok şanslı oldukları bir dönemdeler. Yeni bir ilişkiye başlayabilirler. İlişkiler vasıtasıyla mutlu olacakları bir dönemdeler. Çocuklarıyla alakalı güzel gelişmeler olabilir. Çocuklarıyla olan diyaloglarıyla, çocuklarla haşir neşir olarak mutlu hissedecekleri bir dönemde olabilirler. Sahneye çıkmak, güzelliklerini ortaya koymak, toplum içinde olmak, kendini net bir şekilde ifade etmek özellikle ilişkilerde onlara avantaj sağlayacaktır diyebiliriz. 11 Eylül'den sonra Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle beraber çalışma ortamları, günlük rutin işlerini daha kolay yapacaklarının farkına varacaklar. Belki bu dönemde yeni bir işe başlayabilirler veya bazı ikizler ve Yüksel Burcu ikizler iş ortamında çalışacağı bir insanla flörtöz bir ilişkiye bu dönemde başlayabilir. Dolayısıyla çalışmanın, insanlara hizmet etmenin kolay yollarını bulacakları, hem keyif alarak hem çalışacakları bir dönemdeler diyebiliriz. 21 Eylül'deki Balık Burcu'daki Dolunay'da çalışmaları ve kariyerleriyle alakalı bitmesi gereken bir takım konuları, bırakması gereken bir takım davranış kalıpları varsa bunları onların gözlüğünü sunacak. Veya başarılı olmak, terfiler elde etmek adına neler yapmaları gerekiyorsa bunun farkına varacakları bir dönemdeler. Bazı ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar toplum önünde daha çok görünür olabilirler. Bir terfi ve başarı elde edebilirler. İş ve çalışma alanında hangi yani kararsızlıkları varsa hangi kariyere yönelmeliyim konusunda bir farkındalık yaşayacaklar diyebiliriz. Yengeç ve Yükselen Burcu yengeçlere geldiğimiz zaman yakın çevre, kardeşler, kuzenler, yakın akrabalarıyla alakalı bir takım konular bu dönemde gündeme gelebilir. Yakın çevre seyahatlerinde bulunmak, yeni yerler keşfetmek ve yeni bilgiler öğrenmek çok önemli olacaktır. Hayatlarına girecek pratik bilgilerinin yaşamlarını daha çok kolaylaştırdığının farkına varacaklar. Belki bir yeni eğitim programına bu dönemde kaydolmak, insanlara sorular sormak, meraklı olmak, sorular sorup cevaplar almak ve bu aldıkları cevapların yaşamlarını kolaylaştıracağı bir dönemdeler diyebiliriz.
Aşk ilişkiler, flört gibi konularda iç dünyalarında kendilerini onlar da çok flörtöz hissediyorlar. Yaşam alanlarını güzelleştirmek adına, dekore etmek adına güzel enerjiler alıyorlar. Fakat yengeçler için asıl önemli tarih ilişkiler açısından 11 Eylül'den sonra Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle beraber aşk, ilişkiler, flört gibi konularda hareketli bir dönem yaşanacak. Yeni ilişkilere bu dönemde başlayabilirler. İlişkiler vasıtasıyla şanslar, fırsatlar elde edebilirler. Ve kendilerini daha mutlu hissedecekleri bir dönemdeler diyebiliriz. 21 Eylül'deki Dolunay'la beraber uzak akrabalarıyla alakalı bir takım gerginlikler yaşanabilir ve farkındalıklar yaşanabilir. Onlarla ilgili bir takım konuların açığa çıkması gündeme gelecektir. Sosyal medyada aktif olacakları bir dönemdeler diyebiliriz. Yurt dışı bağlantılı iş yapan yengeçler varsa yurt dışı ile alakalı bir konunun açığa çıkacağı, bir konunun öğreneceği anlamına geliyor. Hayata bakış açıları, dini, felsefi konularda hayata bakış açıları onlara yardımcı olmuyorsa, onları mutlu etmiyorsa belki bu dönemde hayata bakış açılarını, inanç sistemlerini sorgulayacakları ve değiştirecekleri bir dolunay yaşayacaklar diyebiliriz. Aslan ve yükselen burcu aslanlara geldiğimiz zaman parasal ve maddi konularda şanslı olacakları bir döneme giriyorlar. Çalışmak, hizmet etmek, egoyu ve gösterişi bir kenara bırakıp sadelik ve hizmet ederek, çalışarak para kazanacaklarının farkına varacaklar. Yeni bir takım eşyalara sahip olmak adına girişimlerde ve eylemlerde bu dönemde bulunabilirler. Kariyerlerinde bir terfi elde etmek, toplum önünde görünür olmak, tanınır olmak ve başarılı olmak vasıtasıyla gelirlerini 2'ye 3'e katladıklarının da farkına varacaklar diyebiliriz. Yakın çevre ilişkilerini bu dönemde çok başarırlar. Yakın çevresindeki bir insanla flörtöz bir ilişkiye başlayabilirler. Sosyal medyadan tanışacakları bir insanla flörtöz bir ilişkiye başlayabilirler. 11 Eylül'den sonra biraz iç dünyalarına çekiyorlar. Özellikle ilişkilerle ilgili konularda iç dünyalarında, evlerinde, ev ortamlarında ve yaşam alanlarında daha mutlu olacaklarının farkına varacaklar. Aile ve aile gibi görmüş olduğu insanlarla beraber belki eğlenebilirler, belki evde partiler düzenleyebilirler diyebiliriz. Aslan 21 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki Dolunay'la beraber parasal ve maddi konularda bir takım farkındalıklar yaşayacaklar. Şimdi burası başkalarından gelen kaynakları gösterdiği için özellikle miras gibi konularda bekledikleri bir haber varsa Dolunay'la beraber bu sonuçlanabilir. Veya sahip olmayı istediği eşyalara almaya yetecek kadar paraları yoksa, maddi güçleri yoksa Dolunay'la beraber kredi kullanmak, başka insanlardan yardım istemek bu yolu da deneyeceklerinin, yani bu yolu deneyerek ya da kiralama yoluna giderek de bir şeylere sahip olabileceklerinin farkına varacaklar diyebiliriz. Başak ve yükselen burcu başaklara geldiğimiz zaman çok ön plana çıkacakları bir aya başlıyoruz. Kendilerini gösterecekleri, kendilerini güçlü hissedecekleri, hayatları ve yaşamlarında önemli kararlar alacakları ve önemli başlangıçlar yapabilecekleri bir dönemdeler. Sadece para, aşk, ilişki, kariyer gibi konuda değil, hayatın her alanında isteklerine ulaşabilmek adına bizzat kendileri sorumluluk alarak, kendileri inisiyatif kullanarak ve başlangıçlar yaparak istediklerine ulaşacaklar diyebiliriz. Aşk, ilişkiler, flört gibi konularda 11 Eylül'e kadar olan tarihte daha çok parasal ve maddi konularla, yani ortaklaşa işlerden, ortaklıklardan daha çok gelir elde etmek adına ortaklıklar kuruyorlardı Başaklar. Fakat 11 Eylül'den sonra Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle beraber yakın çevrelerinde ki bir takım insanlarla, tanışacağı insanlarla flörtöz bir takım ilişkilere bu dönemde başlayabilirler. Sosyal medya vasıtasıyla tanışacağı bir insanla flörtöz bir ilişkiye başlayabilir. İletişim kabiliyetlerini ve iletişim yeteneklerini kullanarak insanları etkileyecekleri bir dönemdeler. Dolayısıyla yeni bilgiler öğrenmek, kendilerini Venüs'ten dolayı biraz
kibarca ifade etmek, düzgünce ifade ederek ilişkilerde nasıl avantaj sağlayacağının farkına varacaklar. Başaklar, 21 Eylül'deki balık burcundaki tutulmayla beraber ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık gibi konularda bazı stresli ve gergin anlar yaşanabilir. Bunun akabinde beraber oldukları insanlarla alakalı bazı farkındalıklar da kazanabilirler. Sürümcemede kalan, bitmesi gereken ilişkilerin biteceği, yeni başlayacak ortaklıkların, yani yeni başlayacak evlilik, ortaklık ve ilişkilerin ise kimle ortaklık yapmalıyım, kimle evlenmeliyim, bunun farkına varacağı, bu insanla tanışacağı bir dolunay yaşayabilirler. Terazi ve yükselen burcu terazilere geldiğimiz zaman, bu dönemde teraziler biraz iç dünyalarına çekiliyorlar. Çok fazla girişim yapmayacakları, kendini ön plana çıkartmayacakları bir yeni ay yaşayacaklar. Özellikle geri planda kalıp çevresinde gelişen olayları gözlemlerlerse, nerede hata yapıyorlar, neyi eksik yapıyorlar, neyi kaçırıyorlar, bununla ilgili farkındalık yaşayacaklar. Fakat Venüs 11 Eylül'e kadar, şimdi geri planda kalsıyoruz ama Venüs terazi burcunda olduğu için aşk, ilişkiler, flört gibi konularda çok da geri planda kalmalarına gerek yok. Yeni başlangıçlar yapabilirler, tekliflere açık bir dönemdeler, kendi güzellikleriyle insanları etkileyecekleri bir dönemdeler. Partnerleri kendine çekiyorlar, evliliği, ortaklığı kendine çekiyorlar. Yani hiçbir şey yapmasalar bile aşk gelip terazileri bulacak diyebiliriz. 11 Eylül'den sonra özellikle terazilerin bu diplomatik taraflarını, uyumlu taraflarını parasal ve maddi konularda kullanmaları gerekiyor. İlişkilerden, ortaklıklardan gelir elde etmek, kazançlar sağlamak, bir ilişki içerisindeyim ama bunun bana kazancı ne? Bu soruları sorgulayacakları ve para kazanmak adına da yeni başlangıçlar yapacakları bir dönemdeler diyebiliriz. 21 Eylül'deki Dolunay'la beraber iş ortamlarında ve çalışma ortamlarında bazı stresli ve gergin anlar yaşanabilir. İşleriyle alakalı görmedikleri bir konunun farkına varabilirler. Yapması gereken yeniliklerin, değiştirmesi gereken huyları varsa bunun farkına varabilirler. Bitmesi gereken, sürümcemede kalmış işleri artık onlara bir fayda sağlamıyorsa bunu bitirebilirler. Veya işle ilgili, çalışmakla alakalı beklemiş olduğu bir haber varsa bunun sonuçlanacağı bir dönemdeler diyebiliriz. Akrep ve yükselen burcu akreplere geldiğimiz zaman sosyal çevre ve arkadaşlar arasında daha çok boy gösterecekleri bir dönemdeler. Gelecek planlarını şekillendiriyorlar. Geleceğe daha güçlü bakmak, gelecekten daha umutlu olmak, hayata pozitif bakmak ve mutlu olmak adına yeni başlangıçlar yapacaklar. Yeni bir takım sosyal çevre ve arkadaşlar arasına girebilirler ve bu girdikleri arkadaş ortamı vasıtasıyla belki iş teklifleri alabilirler, yeni bir işe başlayabilirler. Arkadaşlarından destek ve yardımlar görecekler. Çalışmalarından, kariyerlerinden de daha fazla gelir elde etmek adına neler yapması gerekiyorsa bunun farkına varacaklar. 11 Eylül'e kadar olan dönemde aşk, ilişkiler, flört gibi konularda biraz geri planda kalıyorlar. Veya ilişkilerle alakalı arkalarından dönen bir takım işler varsa bunun farkına varacaklar. Gizli saklı, yasa dışı bir takım aşklar, ilişkiler ve flörtler 11 Eylül tarihine kadar gündeme gelebilir. Dolayısıyla burada gizli hareket etmek akrepler için önemli olacaktır. Fakat 11 Eylül'de Venüs'ün akrep burcuna geçmesiyle beraber burada çarşı karışacak diyebiliriz. Çünkü akrepler bütün cazibelerini, bütün güzelliklerini kişisel hedefleri için kullanacaklar diyebiliriz. İnsanları etkiliyorlar, insanların manipülasyon yeteneklerini kullanarak insanlardan fayda sağlamak isteyecekleri bir dönemdeler. Kendileri çok güzel hissediyorlar. Tekliflere ve flörtlere açıklar, ortaklıklara açıklar, evliliklere bu dönemde açıklar. Fakat burada dikkat etmeleri gereken konu özellikle alma verme dengesini, yani burası boğa akrep aksı biraz maddiyatla alakalı bir aksta olduğu için parasal ve maddi konularda da alma verme dengesini iyi ayarlamaları gerekiyor diyebiliriz. Şimdi
21 Eylül'deki Balık burcundaki dolunayla beraber şimdi özellikle Eylül'ün ikinci döneminde akrepler çok güzel etkiler alıyor. Tekrar aşk, ilişkiler, flört gibi konular gündeme gelecek. Sahneye çıkıyorlar. Kendilerini çok rahat bir şekilde ifade edecekleri, mutlu olacakları, içlerindeki çocuğu ortaya çıkaracakları, oyunlar oynayacakları bir dönemdeler. Dolayısıyla özellikle ilişkilerle alakalı konularda Eylül'ün ikinci döneminde şanslı olacaklar diyebiliriz. Yay ve yükselen burcu yay olanlar çalışmak, hizmet etmek, kariyer yapmak, toplum ve insanlarla alakalı sorumluluk almak, terfi elde etmek, hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşabilmek adına yeni başlangıçlar yapacakları, çok çalışacakları, insanlara hizmet edecekleri bir dönemdeler diyebiliriz. Toplumsal statülerinin değişecekleri, kendilerine bir meslek edinecekleri bir dönemdeler. Yani bu alanlarda yeni başlangıçlar yapacaklar. Aşk, ilişkiler, flört gibi konularda 11 Eylül'e kadar olan dönemde çok şanslılar. Sosyal çevre ve arkadaşlar arasında flörtöz ilişkiler yaşayabiliyorlar. Özellikle ilişkilerle alakalı geleceğe daha umutlu bakacakları bir dönemdeler. Sosyal medya aracıyla tanışacağı insanlarla flörtöz ilişkiler kurabilirler. Arkadaş ortamlarında kendini keyifli ve mutlu hissedecekleri bir dönemdeler. Fakat 11 Eylül'den sonra Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle beraber özellikle ilişkilerle alakalı bir takım gizli saklı ilişkilere bu dönemde çekilebilirler. Yasa dışı aşklar bu dönemde gündeme gelebilir. Veya ilişkilerle alakalı görmedikleri geri planda arkasından dönen bir takım işler varsa bunun farkına varacakları bir dönemdeler. Benim tavsiyem bu dönemde yeni bir ilişkiye başlamaktansa özellikle ilişkilerle alakalı insanları gözlemlemek, analiz etmek, onları daha iyi tanıyarak geçirirlerse ileriki dönemlerde yeni başlangıç yapmak adına daha güzel tarihler gelecektir. Dolunay'la beraber iç dünyalarında kendilerini biraz akışa bırakmış hissedecekleri bir dönemdeler 21 Eylül tarihinden itibaren. Şartları çok fazla zorlamayacakları, kendilerinin güvenlik alanında olacakları, evleri, aileleri, aileleriyle olan diyaloglarının gündeme geleceği bir dönemdeler. Sadece iş ve kariyer değil, aile ve aile gibi gördüğü insanların ihtiyaçlarının da belki dolunayla beraber farkına varabilirler. Yatırım yapmak, ev, emlak, arsa, tarla gibi konularda yatırım yapmak istiyorlarsa, hangi alana yatırım yapmakları gerekiyorsa bunun farkına varacakları bir dönemdeler diyebiliriz. Oğlak ve yükselen burcu oğlaklara geldiğimiz zaman sosyal medyayı kullanmak, başka kültürdeki insanlara açılmak, yeni kültürler tanımak, eğitim, öğretim gibi konuların kariyerlerine ne kadar yardımcı olacağının farkına varacaklar. Belki yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, yurt dışındaki insanlarla iş ortaklıkları yapabilirler, başka kültürdeki insanlarla beraber çalışarak daha verimli olabilirler bu dönemde. Hayata bakış açılarını, hayat felsefelerini sorgulayacakları ve daha çok pragmatist yaklaşacakları, gerçekçi olacakları bir dönemdeler diyebiliriz. Aşk, ilişkiler, flört gibi konularda 11 Eylül tarihine kadar onlar da toplum içerisinde kendini güzel ve cazibeli hissediyorlar. İş ortamından çalıştıkları yerde tanışacağı bir insanla flörtöz bir ilişkiye başlayabilirler. 11 Eylül tarihinden sonra sosyal çevre ve arkadaşlar arasında daha fazla vakit geçirecekler. Orada tanışacağı insanla belki bir ilişkiye başlayabilir. Aşk, ilişkiler, flört gibi konularda kendini şanslı hissedecekleri bir dönemdeler. Gelecek planları içerisine belki evliliği de katacakları bir dönemdeler. Çalışmalarının getirilerini de çok rahat alacakları, rahat gelirler elde edecekleri bir dönemdeler diyebiliriz. 21 Eylül'deki Balık Burcu'daki Dolunay'la beraber kardeşleri, kuzenleri ve yakın akrabaları ve yakın çevresindeki insanlarla bazı gergin ve stresli anlar yaşanabilir. Bunun akabinde onlarla ilgili farkındalıklar kazanacak. Yeni bir takım bilgiler hayatlarına giriyor. Hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırabilmek adına, pratik olmak adına nasıl hareket etmeleri gerekiyorsa, ne öğrenmeleri gerekiyorsa bu onların gözünün önüne gelecektir. Sosyal medyada daha aktif olacaklar. Onlar da çok meraklı olacaklar. Sorular sorarak öğrenecekleri cevaplarla yaşamlarını daha iyi yönetecekler diyebiliriz. Kova ve yükselen burcu kovalara geldiğimiz zaman
parasal ve maddi konularda şanslı bir döneme giriyorlar. Çalışmak, hizmet etmek, faydalı olmak ve verimli olmak vasıtasıyla para kazanacakları, gelirler elde edecekleri bir dönemdeler. Özellikle ortaklaşa işlerden, partnerleriyle olan diyaloglarından uyumlu ve dengeli hareket ettikleri takdirde para kazanacaklar diyebiliriz. Vergi ödemeleri, geçmişten gelen borçlar, ödemeler, kredi ödemeleri varsa bunları kapatmak adına da girişimlerde ve eylemlerde bulunabilirler. 11 Eylül tarihine kadar aşk, ilişkiler, flört gibi konularda çok şanslı bir dönemdeler. Jüpiter'in de Kova burcunda olmasıyla beraber kendilerini aşırı flörtöz hissediyorlar. Yeni bir ilişkiye bu dönemde başlayabilirler. Sosyal çevre ve arkadaşlar arasında tanışacağı bir insanla ilişkiye başlayabilir. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir. Başka kültürden insanlarla diyalog kurarak belki başka kültürden bir insanla bu dönemde ilişkiye başlayabilir. 11 Eylül'den sonra Venüs'ün Akrep burcuna geçmesiyle beraber çalışmak, hizmet etmek, kariyer yapmak alanında daha kolay hareket edecekleri, hem keyif alarak hem çalışacakları, hizmet edecekleri bir dönemdeler diyebiliriz. Bir terfi elde edebilirler. Güzellikleriyle, cazibesiyle toplumu ve insanları etkileyebilecekleri bir dönemdeler. Sosyal statülerinde bir değişiklik olabilir. Bu aynı zamanda bir evlilik demektir. Yani bekarken evli olabilirler bu dönemde. 21 Eylül'deki Dolunay'la beraber parasal ve maddi konularda daha fazla para kazanmak, daha fazla gelir elde etmek adına ne yapmaları gerekiyorsa bunun farkına varacakları bir Dolunay gerçekleştirecekler. Özellikle şartları zorlamamanın, akışa ve evrene güvenmenin parasal konularda onlara faydalı olduğunun da farkına varacaklar diyebiliriz. Balık ve Yükselen Burcu balıklara geldiğimiz zaman ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık gibi konularda yeni başlangıç yapacakları bir dönemdeler. Yeni bir ortaklığa başlamak adına harekete ve eyleme geçebilirler. Evlenmek adına kendilerini güçlü ve motive hissedecekleri bir dönemdeler. Partnerleriyle olan ilişkilerinde yeni bir döneme başlayabilirler, bir boyut atlayabilirler adeta. Veya evlenmek, ortaklık kurmak, ilişki yaşamak adına yeni insanlarla tanışacakları, bu kişileri yeni hayatına girecek daha önceki eski insanlardaydı, yeni insanlar aralarından seçici olacakları bir dönemdeler diyebiliriz. Venüs'e baktığımız zaman 11 Eylül'den sonra Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle beraber yaşam enerjileri yükseliyor. Kendini daha çok flörtöz hissedecekler, sosyal medyada daha çok aktif olabilirler. Başka kültürdeki insanlarla, başka insanlarla diyalog kurarak aşk, ilişkiler, flört gibi konularda kendilerini mutlu olacakları, ilişkiye başlamak adına da kendilerini pozitif hissedecekleri bir dönemdeler diyebiliriz. 21 Eylül'deki Dolunay'da Balık Burcu'nda gerçekleşiyor. Dolunay'la beraber çok görünür olacakları için özellikle gizli saklı işlerde uğraşan balık ve yükselen burcu balıklar varsa bu dönemde dikkatli olmaları gereken bir dönemdeler. Kendi hayatları, hayat planları, hayat hedefleriyle alakalı farkındalık kazanacakları bir dönemdeler. Özgür olmak, bireysel hareket etmek, olayları yönetmek adına neyi geride bırakmaları gerekiyorsa veya neler yapmaları gerekiyorsa, hangi başlangıçları yaşamlarında yapmaları gerekiyorsa Dolunay'la beraber bu farkındalığı kazanacaklar diyebiliriz. Harika. Sevgili Aytaç Öner, ağzınıza sağlık. Bugün astrolog Aytaç Öner'le Eylül ayını konuştuk. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Aytaç Bey. Ben teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için de sevgili seyirciler çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.